Merhaba Türkiye Sektör Haberleri izleyicileri. Raysan'da Cenk Umul'un konuğu oluyoruz. Cenk Bey, Raysan'ın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? İsmim Cenk Umul, makine mühendisiyim. Bu şirkette 3 yıldır İmalat Müdürlüğü görevini götürüyorum. Raysan Trafik ise 2006 yılında kurulmuş ve trafik güvenliği konusunda otoyol bariyeri, trafik levhaları ve yol çizgileri konusunda faaliyet gösteren ve bugüne kadar kendi konusunda gerekli her türlü yatırımı yaparak büyümeye çalışan bir şirkettir. Raysan Trafik olarak işe başlangıç yerimiz Ostim Sanayi Sitesi'dir. Daha sonra iş büyümemizde ve yatırım hacimlerimizin 2010 yılından itibaren büyümesiyle birlikte şu anda Sincan Organize Sanayi'de 10.000 metre açık alan içerisinde kurulu 3.500 metrekare kapalı alan üzerinde tüm bu saydığım faaliyetleri devam ettirmekteyiz. Ve 2012 yılı içerisinde yeni yapacağımız yatırımlarla birlikte kapalı alan miktarımızı arttırarak yıl sonu itibariyle yurt dışına açılma planlarımızı gerçekleştirmek üzere çalışmaktayız. Şimdi Türkiye biliyorsunuz otoyol ulaşımında oldukça hızlı hareket etmekte ve yol yapımında oldukça seri ve hızlı hareket etmekte olan bir ülke. Bununla yanında Türkiye Cumhuriyetleri, hemen komşularımız olan Suriye, Cezayir, Mısır gibi Afrika ülkeleri de dahil edilmek üzere geniş bir potansiyel. Esas planımız Almanya ve İspanya'da olmak üzere pazar hacmimizi daha da genişletmek istiyoruz. Raysan'ın ürün yelpazesinden bahseder misiniz? Asıl ana işimiz otoyol bariyeri oluşturmakta. Ancak bununla birlikte diğer hizmet sektörlerinde de varız. Trafik levhaları, standart trafik levhaları, başüstü trafik levhaları, yönlendirme levhaları olmak üzere de trafik levhaları konusunda da faaliyetlerimiz devam etmektedir. Aynı zamanda tabii bunların uygulamaları da gerçekleşmektedir. Diğer bir yöntemimiz de trafik yol çizgi uygulamaları. Şu anda otoyollardaki yol çizgilerini sahip olduğumuz araçlarla da uygulamalarını yapıp hizmet vermeye çalışıyoruz. Şu anda otoyol bariyeri üretiminde tam sistematik, yani sadece bir yerden sac gerilerek bitmiş ürünün arka taraftan alınan tam otomasyon sağlanmış makinalarla üretim yapmaktayız. Tabii bu da bizim ürün kalitemize ve ürün montajlama sırasında yaşanan her türlü imkanlara sebebiyet vermekte. Zaman tasarrufu. Aynen öyle. Zaman tasarrufu sağlamakta, ürün kalitemizi arttırmakta. Diğer konularda da yeni yerimize geçmemizle birlikte uyguladığımız yöntemlerle de trafik atölyemizde serigrafi basma usulüyle çok seri üretimler yapmaktayız. Yine kendi tasarımlarımızla ve kendi üretimlerimize sahip olduğumuz bu çok önemlidir. Çünkü uygulama sırasında görülen bir takım hataların ortadan kaldırılarak daha düzgün, daha ekonomik koşullarla yol çizgi boyalarını kendi araçlarımızla yapmaktayız. Raysan trafiği ayrıcalıklı kılan detaylar nelerdir? Türkiye'de şu an 2011'in başından itibaren otoyol bariyerleri konusunda CE zorunlu bir hale geldi. Bu çerçevede uyulması gereken hem idarenin hem de bizlerin uyulması gereken standartlar mevcut. Burada Raysan Trafik'in en önemli diğer firmalardan ayıran en önemli özellik şu anda sahip olduğu full otomasyon cihazlarıyla, makinalarıyla yapmış olduğu üretimdir. Ve esas önemlisi yine CE standardı gereğince bu standartlara uygun montajlarının da kendi ekipmanlarıyla ve yine otomasyonlu makinalar sayesinde oldukça uygun ve sisteme uygun bir şekilde montajların yapılmasını sağlanmasıdır. Üniversiteleriyle ortak çalışmalar yapıyor musunuz? Yaklaşık olarak son bir yıl içerisinde çok ciddi bir ARGE çalışması başlattık. Şu anda Türkiye'de kullanılan ve diğer Avrupa'da kullanılan sistemlerden de esinlenerek ciddi ARGE çalışmaları başlattık. Şu anda mevcut sistemlerin işlevini görebilen daha uygun ağırlıkta ve daha kolay montajlanabilir sistemler üzerine çalışmaktayız. Bu yıl sonuna kadar bu çalışmalar tamamlanıp Türkiye'deki bir üniversiteden aldığımız yardımla da bunları test aşamasına getirip Avrupa'da testlerini yaparak kendi ürün ağaçlarımızı oluşturmaya başlayacağız. Yapmış olduğumuz çalışmalar gereğince Hatay Üniversitesi'nden bir profesör hocamızla birlikte bu sistemler üzerine çalışmaya başladık. Çünkü Avrupa'daki diğer iş ortaklarımızın elindeki sistemleri çok iyi irdeleyerek aynı zamanda hocamızdan da bu bilgiler ışığında çalışarak daha üstün, daha hafif, daha kullanılabilir malzemeler konusunda çalışmalarımız hala devam ediyor ve yıl sonu itibariyle bu çalışmalarımızı bitirip
test aşamasına gelip Avrupa'da test merkezinde bu sistemleri test etmek istiyoruz. Aynı zamanda yine Hatay Üniversitesi'nin bize vermiş olduğu, geçen yıl içerisinde vermiş olduğu destekle Türkiye'de ilk defa CE standartlarında üretim yapabilecek personel konusunda bir 10 günlük eğitim alıp ve şu anda Türkiye'de yine bir ilk olarak Hatay Üniversitesi'nin vermiş olduğu belgelere haiz olan tek firmayız. Bu belgeler sayesinde çok kaliteli ürünlerin yine aynı kalitede montaj yapabilir aşamasına gelmesini sağlamaktayız. Raysan trafik olarak otoyol bariyerinde şu anda 1600 ton bölü ay olmak üzere bir üretim kapasite hacmi var. Bu özellikle son 1,5 ay içerisinde devreye giren makinalarımızla birlikte daha da arttı. Ancak şu anda makinalarımız tam istediğimiz seviyelerde değil, ufak bazı deneme aşamalarından geçiriyoruz. Çünkü kalite esas bizim için önemli. Kalite esaslarına uyduğumuz takdirde üretim miktarımızı daha da arttırarak yıl sonu itibariyle 2000 ton bölü ay olmak üzere bir üretim hacmi hedefliyoruz. Yine aynı şekilde trafik levhaları olarak 30 bin adet bölü ay olmak üzere trafik levha üretim kapasitemiz var. Bu çerçevede yeni yapmış olduğumuz fabrikayla bu kapasitemizde yaklaşık 40 bin civarına çıkartmayı hedefliyoruz. 2012 yılı sonu itibariyle de bu miktara çıkıp Türkiye Cumhuriyeti'ne özellikle ve Orta Doğu'ya bu konuda ihracat yapmayı hedefliyoruz. Yurt dışında faaliyet gösteriyor musunuz? Şu anda bildiğiniz gibi Irak çok ciddi bir pazar. Bizim sektörümüzde de çok iyi bir pazar. Irak pazarına hem levha konusunda hem de otoyol bariyeri konusunda ihracatımız devam etmekte. Bununla birlikte bizim esas amacımız Avrupa ve Avrupa'ya bağlı diğer ülkelere ihracat yapmak. Bunlar için de gerekli olan biliyorsunuz bazı sertifikasyonları tamamlamamız gerekiyor. Bu çalışmalarımız halen devam etmekte. Yeni sertifikasyonlarımızla birlikte artık Avrupa'nın tüm ülkelerine malzeme gönderebilir seviyesine gelmeyi hedefliyoruz. Avrupa'da merkez oluşturma çabalarımız devam etmekte ve özellikle Türkiye'nin yakın Türkiye sınırlarına yakın ülkeleri baz almakla başlayacağız bu konulara. Bulgaristan, Romanya, Irak, Suriye gibi ülkeler bizim merkez oluşturmak için çalıştırdığımız başlıca ülkeler olacak. Raysan trafik olarak tamamen bir globalleşme çerçevesinde ve Türkiye'yi tam bir merkezde, globalin merkezini toparlayarak tüm civar ülkelere ürün ihraç eder seviyesine getirmeyi planlıyoruz. Raysan trafik olarak bizim sektörümüzde ilk 3 firma içerisinde yer almaktayız. Bu çerçevede yeni yatırımlarımızla birlikte Ankara'da şu anda bizim sektörümüzdeki en büyük 2 firmadan bir tanesi konumundayız. Ve karayollarının, Türkiye'deki en büyük müşterimiz olan karayollarına da yakınlığımız sebebiyle karayollarındaki genel müdürlükteki tüm personelle iletişime geçerek yaptığımız çalışmaları, geliştirdiğimiz sistemleri, uyguladığımız sistemleri ya da hedeflediğimiz sistemleri örnekleme yöntemleriyle birlikte yeni çalışmalarımızı bilgilendirmek, onlardan geri dönüşüm almak, daha iyi hizmet verebilmek için tüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cenk Bey, son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir? Raysan trafik olarak biz büyümeye devam edeceğiz ve çok yakında Avrupa'nın hemen hemen her yerinde Raysan trafik ismini bence iyi takip etmeleri gerekecek. Raysan trafik olarak www.raysantrafik.com.tr adresinden girerek web sayfamızı ziyaret edebilir. Tüm ürünlerimizi ve gelişmekte olan ürünlerimizi buradan görebilir ve tüm gelişmeleri buradan takip edebilir arkadaşlarımız. Cenk Bey'e verdiği bilgilerden ve bu keyifli sohbetinden dolayı teşekkür ediyoruz.